8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Programımıza Opet test köşemizle başlayacağız ve sizleri BMW lansmanına götüreceğiz. X1 ve 3 serisi lansmanları geliyor şimdi ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, BMW lansmanı için çok güzel bir mekana geldik. Ekolojik anlamda gerçekten harika tasarlanmış bir yer ama bizim konumuz otomobil olduğu için ben size burayı anlatmayacağım. Arkamda görmüş olduğunuz BMW'nin yenilenmiş ve yeni modelini anlatacağım. 3 serisi makyajlandı ve X1 yepyeni haliyle karşımızda. Ben buraya X1 ile geldim. Sürüş dinamikleri, sessizliği, her şey çok etkileyici ama şimdi sevgili Caner yanımızda, ondan detayları alacağız. Neler makyajlandı, neler yenilendi, X1 nasıl yenilendi, neler var? Bütün onların detaylarını da dinleyeceğiz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Zor bir dönemden geçiyor otomotiv sektörü. Evet. Araç bulunurluğu, üretimdeki sıkıntılar derken ama bir yandan da yepyeni modeller piyasaya çıkmaya devam ediyor. X1 yepyeni renkleriyle karşımızda. 3 serisi yenilendi. Öncelikle X1'den başlayalım lütfen. X1 neler sunuyor yeni haliyle? Daha sonra 3 serisini dinlemek istiyorum. Öncelikle otomobilin boyutlarında ciddi değişimler var. Hem tam boy olarak, hem yükseklik olarak, hem de aksaralı olarak önemli boyut değişimi geçirdi X1. Ki segment önceliklerini ve kullanıcı profilini değerlendirdiğimizde iç hacim ve bagaj hacmi özellikle bizim için çok önemli. Yanımızda bize eşlik eden otomobil bir X-Line tasarım paketine sahip otomobil ki bir diğer profilimiz M-Spor paketi olacak. X-Line'da örnek olarak ilk bakışta ne dikkatimizi çekiyor dersek yan, ön ve arkadaki gri detaylar bizim X-Line otomobiller için en dikkat çekici özelliklerimiz ki aynada artık yeni nesilde bizlere eşlik etmeye başladı bu değişimde. Önde otomobilin o gergin tasarımını tamamlayacak yine arkada aynı şekilde tamponda bazı detaylar yer alıyor. Ki tamamı görüldüğü üzere mat alüminyum renkli öğelerden oluşuyor aslında. Yine böbrek ızgaralarda değişimler var, boyutta büyüme var ki ortada şık şekilde saklanmış sürüş asistanlarının parçasını da görebiliyoruz ki üst kısımda da devam eden bir kamera kullanımı var. M-Sport paket aslında bildiğimiz M-Sport sportif öğelerini içeriyor ve daha geniş hava girişli ve farklı bir tampon geometrisine sahip. Ama bununla birlikte süspansiyonları farklı otomobilin. O yüzden farklı karakterde sürüşleri yansıtabiliyor müşterilerimiz için. Yerden yüksekliği de yanımdaki X1'e nazaran 15 mm daha alçak. O daha sportif sürüş ve daha dinamik bir sürüş için tasarlandı değil mi? Tabii biraz daha gövde ağırlığı, ağırlık merkezi yere yaklaştığı için merkezi konsolda da bize seçenek sunuyor. Orada da sportif veya konforlu sürüş seçeneğini müşterilerimizin keyfine bırakıyoruz. Orada şanzıman değişim yapılabiliyor. Oranlarında bir fark var mı? Şanzıman oranlarında değil ama kullanımda bir fark var. Direksiyonun arkasına geçtiğinde kullanıcı M-Sport paketlerimizde bir vites kulakçığı fark edecekler. Hatta Boost yazılı bir sol vites kulakçığı olacak. Bu da hayatımıza yeni katılan bir detay. Eğer evvelki nesillerde olduğu gibi D ve S harflerini görüyorsa kullanıcılar vites kulaklıklarımız var demektir. Bir aşağı aldığında vites seçme şalterini normal sportif kullanımında kulaklıklarla devam edebilir. Ama yanımızdaki otomobilde örnek olarak D ve L harflerini görecekler. L harfi low düşük kelimesinin bir kısaltılmış versiyonu aslında. Orada da otomobil biraz daha sportif tepkilerini yansıtabilmek için daha düşük viteslerle hareket etmeye çalışacak. Oradaki temel farkımız bu aslında. Boost demişken onu da atlamayayım. Evet, o da önemli bir detay Boost çünkü. Kullandınız muhtemelen. Evet. Bir saniyeden biraz fazla süre eğer sol vites kulakçığına basılı tutarsanız göstergede ondan geriye doğru bir sayaç başlayacak. Bu sayaç esnasında tam gaz kick down yaptığımızda otomobil arkada biriken torkunun maksimum düzeyini bize sunmaya çalışacak. Tabi burada bulunduğumuz mod önemli. Sport modu da biraz daha canlı, biraz daha farklı bir hissiyat sunacak. Normal eğer bir konforlu sürüş modundaysak ona göre biraz daha yumuşak hatlarla bu hareketi sağlayacak. Hazır bunu söylemişken tork değerinden ve motordan da bahsedelim mi? Tabii ki. 1.5 litrelik 136 beygir ve 230 Nm torkluk tek bir profilli 18i kodlu motorumuzu satışa sunuyoruz ülkemizde. Tabii ki bu oldukça verimli ve ekonomik bir motor. Performans anlamında verimli ama yakıt tüketiminde de oldukça cimri bir motor. Tabii ki zaten BMW'nin 18i kodlu motorları
geldiği sürede boyunca verimli motorlar olmaya devam etti ki ufak geliştirmelerle hala gelişimini sürdürüyor. Hem yakıt tüketimi açısından hem de yeni X1'de özellikle hızlanma tepkisi açısından oldukça başarılı bir sonuç aldık diyebilirim. Dış tasarımla devam edelim. Önde gri detaylardan bahsettik ama bu LED farları da atlamamak lazım. Çünkü gece çok güzel bir görüş sunuyor bize. Öncelikle standart bir donanım olduğunu belirtmeliyim ki bizim çok önem verdiğimiz bir donanım. Adaptif LED farlar. Hı hı. Adaptif LED farlar özetle ne yapıyor dersek çok başarılı bir aydınlatma ile karşıdan gelen veya önümüzde takip ettiğimiz otomobilin gözünü almadan, rahatsız etmeden muhteşem bir aydınlatma sağlıyor. Özellikle ışıksız gece seyahatlerinde. Caner, hemen dikkatimi çeken bir başka konuysa aynalarda görmüş olduğumuz kameralar. Bu da herhalde araca 360 derece görüş sağlıyor. Kesinlikle öyle. 4 adet kamera mevcut otomobilin. Önünde de az önce aslında görmüş olduk. 2 aynalarda kameralar var. Bir geri görüş kamerasıyla toplamda 4 adet kameramız mevcut. Bu arada istersen arka koltuklardan da biraz bahsedelim. Orada da güzel bir detay var. Arkada oturanlar için, evet. Hem de hacimsel anlamda önemli bir detay. Özellikle kullanıcı kitlesi ve ihtiyaçlar değerlendirildiğinde, şimdi evet bagaj hacmi ve diz mesafelerinden bahsediyoruz ama istediğimiz anda bunu değiştirmek çok büyük bir esneklik sağlıyor. Çünkü bagaja ne koyacağımızı bilmiyoruz. Bu bir bebek arabası da olabilir, büyük bir koli de olabilir. O yüzden arka koltuklar standart olarak bu Türkiye'de sunduğumuz bir özellik. İki parçalı şekilde hareket edebiliyor. Yani bagaj ihtiyacı olduğunda öne doğru hareket ettirebiliyoruz arka koltuklarımızı. Buradaki mesafe aslında çok önemli, 13 santim. Yani 13 santim kullanımı değiştirdiğiniz anda arkada bir bebek oturuyorsa tablet mesafesini de ona göre esnek şekilde mesela ayarlayabilirsiniz. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor kullanıcılar için. Hem de standart olması bence çok önemli bir detay burada. Evet, gelelim şimdi aslında işin tam kalbine, sürücü kısmına. Orada da birçok yenilik görüyoruz. İçeride güzel bir şık tasarım da var. Özellikle ekranlar sürücülerin dikkatini çekecek. Tek parça gözüküyor, yekpare gözüküyor ama iki farklı ekrandan oluşuyor. Bu ekranların detaylarını alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle BMW'nin yaptığı en büyük yorum burada kavisli bir ekran kullanılması. Çünkü BMW hep tarihten beri bildiğimiz gibi sürücü odaklı ve merkezinde sürücüyü tutan bir markadır. O yüzden kavisli ekran bence doğrudan otomobilin ruhunu yansıtan önemli bir detay. Gösterge paneline öncelikle söyleyecek olursam 10.25 inç ebatlı bir gösterge panelimiz var. Merkezi bilgi ekranı, merkezdeki ekranımız 10.7 inç ebatında. Gelelim 3 serisine. 3 serisine de aslında yeni de denilebilir, makyajlı denilebilir. Aslında nereden baktığınıza bağlı ama benim ilk dikkatimi çeken şey elbette ki logolardaki bu farklılaşma oldu. 50. yıla özel bu logo tüm M serisinde olacak mı? Buradan başlayalım. Sonra ön yüzden arkaya doğru devam edelim. Tabii. Öncelikle logoya yanıt vereyim. Otomobilde gördüğünüz bütün logolarda değişim var ki lastik, jant göbeklerindeki logolar da dahil olmak üzere. Bir süre için özel olarak sunulan bir donanım bu. Bütün modellerimizde yok ama 3 serisi bunlardan bir tanesi sunduğumuz var. M'in 50. yılı dediğiniz gibi 1972 yılından bugüne gelen bir anma diyelim biz bu logo için. Ve kısıtlı bir süre aramızda olacak, ondan sonra veda edeceğiz. 3 serisi de bu şanslı modellerden bir tanesi. Ön yüzde tampon çok dikkatimi çekti. En çok değişen, en belirgin yer herhalde tampon. Özellikle biraz girintili bir yapı var burada tamponlarda. O çok büyük bir değişim getirdi ve M-Spor'a ciddi bir sportif görüntü kazandırdı ki evvelden burada bir açık yapı vardı. Yine orta kısımda aslında M-Spor detayları devam ediyor, öne çıkmaya sürdürüyor. Ama bu yan girintiler özellikle otomobilin ön görüntüsünü çok ciddi oranda değiştirdi. Tabii bu tasarımlardan bahsettik ama bunun bir özelliği daha var tabii ki. Aerodinami sürtünme katsayıları o i8 efsane modelden sonra
X1 de aynı i8'de olduğu gibi düşük bir katsayıyla, sürtünme katsayısıyla karşımızda. Doğru. Nedir bu rakam? 0,26 gibi bir sürtünme katsayısına sahip. Hı-hı. İkonik bir modelde i8'i gözümüzün önüne getirince ne kadar başarılı bir aerodinamik yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. X1 gibi bir otomobilde aslında ne kadar büyük çalışma olduğunun da bence çok önemli bir göstergesi bu değer. Hı-hı. Peki bu araçla devam edelim 3 serisiyle. İçeride ne gibi değişiklikler var? Önemli değişim aslında, evet, dışarıda tampon ve far detayları değişti ama hı-hı, kullanıcıyı en çok etkileyecek değişim bence içeride oldu. Hı-hı. Çünkü daha evvel iX ile lansmanı yaptığımız, i4'te hı-hı, kullandığımız kavisli ekranımız burada da görev yapmaya devam ediyor ki boyutlar biraz daha buradaki X1'den farklı. Çünkü segment farklı olduğu için ebatlarda da değişimler var. Önümüzdeki gösterge 12.3 inç bu sefer. Hı-hı. Merkezi göstergemiz ise 14.9 inç ebadında. Yine ama aynı işletim sistemi kullanıyor. Her iki otomobilde de işletim sistemi 8 karşımıza çıkacak. Temel menü yapılarıyla aşina olduğumuz sistem aslında. X1 ve 3 arasında bir fark var bu sistemsel bakımdan. 3 serisinde iDrive butonu yerinde kalmaya devam ediyor, onu söyleyebilirim. Yine motorlarından bahsedelim, biraz da performansından. Tabii. Bir değişiklik, herhangi bir oynama, gelişme var mı? Şöyle, çok böyle bir majör değişimden bahsedemeyiz. 320i profilimiz yine tek motor seçeneğimiz olarak devam edecek ülkemizde. 1.6 litre 170 beygirlik ve 250 Nm tork değerine sahip bir benzinli motor sunacağız. 8.1 saniye 0-100 hızlanma değerine sahip diyebilirim. Motor seçeneğimiz olarak tek bir profil var yine. Evet, çok keyifliydi. Güzel bir lansman, güzel bir deneyim oldu bizim için de. Şimdi dediğim gibi biz BMW X1'i kullandık, buraya kadar geldik. 3 serisiyle de geldiğimiz rotayı döneceğiz. İstanbul'a gelince tabii daha detaylı yine izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Orada aracı daha detaylı da görüntüleyeceğiz. Ama buradan aktaracaklarımız, Kaz Dağları'nın bu enfes ortamından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Gasol hem dünyada hem Türkiye'de elektrikli araçlarla ilgili bir anket yaptı ve bu sonuçları bir basın toplantısında duyurdu. Gerçekten ilginç detaylar vardı. Şimdi bu toplantıdan görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, dünya değişiyor, dünya evriliyor ve elektrikli araçları çok daha fazla konuşuyoruz. Her seferinde söylüyoruz ama bunların aslında detaylarını öğrenmek lazım. Öğrendikçe de elektrikli araçlara geçiş sürecimiz çok daha hızlanacak ve çok daha verimli bir hale gelecek. Şimdi yanımızda Kasrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya direktörü Ayhan Köksal var. Uzun bir titir var, şöyle bir nefeste söyleyeyim dedim. Evet Ayhan Bey, şimdi dünya gelişiyor dedik. Dünya gelişirken tabii ki araç üreticileri üzerine düşeni yapıyor. Sıfır emisyonlu araçlar üretiyorlar. Buna paralel olarak da araç üreticilerine parça sağlayanlar da, işte bu lastik olsun, yağ üreticileri olsun, akaryakıt üreticileri olsun, onlar da evriliyor ve yeni ürünler piyasaya sunuyor. Kasrol bugüne baktığımızda nereye geldi ve bundan sonraki vizyonunda neler var, neler yapacaksınız? Aslında elektrikli araçlarla ilgili dönüşümü daha iyi anlayabilmemiz için biraz nedenine odaklanmamız lazım. Biraz bundan bahsedeyim isterseniz Murat Bey. Dünyamız malum karbon bütçesi kısıtlı ve biz bu bütçeyi hızla tüketiyoruz. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Düz bir duvara son sürat gidiyoruz insanlık olarak. Paris İklim Anlaşması, bizim de bu verdiğimiz destek, altına attığımız imza bizi çok mutlu ediyor. Ama birçok ülke artık bunun farkında, toplumlar da farkında. Bir an önce bizim dönüşmemiz gerekiyor. Düşük emisyonlarla, iklimi değiştirmeden, sıcaklıkları değiştirmeden yaşamanın yollarını bulmamız gerekiyor ki yeni nesillere bu dünyayı yaşanılabilir bir şekilde aktaralım. Şimdi buradan yola çıkarak aslında elektrikli araçlar bu gündemin önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü dünyada toplam emisyona bakıldığında %80'ini enerji ve otomotiv sektörü yaratıyor. Enerji ve otomotiv sektörü dönüşmezse dünyadaki bu iklim dönüşümünü durdurmamız mümkün değil. Bu yüzden de hem enerjide hem otomotivde büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Elektrikli araçlar bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor aslında. Yoksa hayatımızda çok uzun zamandır elektrikli araçlar vardı. Şimdi elektrikli araç teknolojilerinde biz neredeyiz?
Öncelikli olarak Castrol ve sonrasında da belki Türkiye'den bahsederim size. Elektrikli araç teknolojisi günden güne çok hızlı bir biçimde ilerleyen bir teknoloji. Çünkü araç üreticilerinin Ar-Ge yatırımları çok hızlı bir biçimde buraya doğru kaymaya başladı. Biz 2025 yılında araç üreticilerinin %70 bütçelerinin burada elektrikli araçlara odaklı olarak harcanacağını öngörüyoruz. Ve pazardan bu araştırmadan aldığımız sonuçta bunu gösteriyor. Doğal olarak biz de Castrol olarak bu dönüşümün başından beri içindeyiz. Çünkü 123 yıldır Castrol markası otomotiv üreticileriyle hep yan yana olmuş. Birçok farklı teknolojik geliştirmeyi biz birlikte yaratmışız. İçinde var olmuşuz. Çünkü çok iyi bilirsiniz, biz herhangi bir motor, aktarma organı veya bir sistem tasarlanmaya başladığı andan itibaren mühendislerimiz diğer taraftaki mühendislerle bir araya gelir. Birçok farklı formülü birlikte geliştirirler. Ve o ekipmanın en iyi performansta, en uzun süre hayatına devam edebilmesi için ve ilk günkü gibi yeni kalabilmesi için en ideal bir formülü yaratmak için uzun süre testler yaparız. Onu yaratıp sonra ilk dolumda, satış sonrasında kullanırız. Bugüne kadar içten yanmalı motorlarda hep böyle geldik biz. Ama diğer taraftan elektrikli araçlarda aynı bakış açımız var. Çok uzun süredir elektrikli araç üreten üreticilerle, Çin biraz daha önde olduğu için Çin'den başlayarak birlikte geliştirdiğimiz sıvılarımız var. Bu sıvıları elektrikli araçların Çin gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi, Kuzey Avrupa gibi yaygın olduğu ülkelerde zaten satışa sunuyoruz. Ve bu sıvıların hepsini de Castrol On markasıyla bu şemsiyenin altında satışa sunuyoruz. Doğal olarak burada ciddi anlamda bir know-how birikti bizde ve ciddi anlamda bir teknoloji birikimimiz var. Bu teknoloji birikimini de buradaki paydaşların hepsine tabii ki sunuyoruz. Biraz belki elektrikli araçların sorunlarından bahsettikten sonra Türkiye'ye de geçebilirim. Elektrikli araçların günümüzde sorunları içten yanmalı motorlu araçlara göre biraz daha farklı. Elektrikli araçlarda biz menzili konuşuyoruz, kaç kilometre gidebildiğini tam şarjla. Şarj süresini konuşuyoruz. Elektrikli araçlarda şarj esnasında ultra hızlı şarjlarda ortaya çıkan ısıyı, yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan ısıyı konuşuyoruz. Çok soğukta, çok sıcak havalarda şarj verimliliğini konuşuyoruz. Aynı zamanda güvenliği konuşuyoruz. Yani o ısı tahliye edilmediği takdirde işte yangınlar oluşabilir mi? Elektrik akımıyla ilgili bir kaçak oluşabilir mi? Mesela bunun gibi birçok soru işareti var tüketicilerin aklında. Şimdi biz bunların hepsine aslında araç üreticilerinin mühendisleriyle birlikte yaratıcı çözümler geliştiriyoruz. Ve özellikle de Castrol On ürünlerimizle birlikte hem menzil sorununu çözmeye destek oluyoruz. Daha uzun menzil sağlaması için bataryanın ısı verimliliği ve izolasyonunu doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda batarya ömrünün daha uzun olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugüne kadar geliştirdiğimiz sıvılar var ve teknoloji yatırımımız devam ediyor. Tabii bir yandan da şarj süresini hızlandırmak için de birçok çalışmamız var. Bunları farklı ülkelerde, farklı teknoloji merkezlerimizde zaten yapıyorduk. Ama şimdi o kadar yüksek bir talep gelmeye başladı ki bize bunlarla ilgili. Artık İngiltere'deki Pangburn'de teknoloji geliştirme merkezimizde bir global ölçekte tüm taleplere cevap verebilecek, özellikle bu alanda pil ve bataryaların testi alanında ve yine data analizi, elektrikli araçların data analizi ile ilgili sadece buna çalışacak mühendislerimizin, ekiplerimizin olacağı 60 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Bu aslında bence elektrikli araç dünyasında teknolojiye de bir ivme kazandıracak. Bu konuştuğumuz sorunların daha hızlı çözülmesine de destek olacak. Bugüne kadarki yaptıklarımızla bir yere kadar geldi teknoloji ama bundan sonra da hızla ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki sıvılar bazında üretim var. Şunu merak ediyorum. Artık özellikle akaryakıt firmaları, yağ firmaları bir dönüşüm içinde. Siz şarj istasyonu bazında da bir ürün sunmayı planlıyor musunuz? Özellikle Türkiye için sorayım bunu. Böyle bir yatırım Türkiye'de olacak mı? Sadece bu sıvılardan sıyrılıp farklı ürünlerde görebilecek miyiz yakında Türkiye'de? Şimdi Castrol On markası altındaki bu e-sıvılarımız, yani soğutma sıvılarımız, e-grasslerimiz, transmisyon sıvılarımız Kasım ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. Ve bu aslında çok yüksek talep olmamasına rağmen elektrikli araçla ilgili servislere ve üreticilere
sunacağımız bir ürün olacak. Şarj tarafına ve altyapı tarafına gelince bu da yine Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi. Şarj altyapısı Türkiye'de henüz istediğimiz yerde değil. Özellikle hızlı şarj ünitelerinde çok büyük bir sayı yok biliyorsunuz. Bu da aslında elektrikli araçların hızlanması için önemli bariyerlerden bir tanesi. Castrol bildiğiniz gibi BP çatısı altında bir marka. BP de global olarak aslında entegre bir enerji şirketine dönüşüyor. Buradaki stratejilerin önemli bir parçası da elektrifikasyon. Elektrifikasyonda da BP Pulse markasıyla şu an 13 bin olan hızlı şarj ünitesini Avrupa'da 70 bine çıkarma hedefi var. Türkiye'de aslında 3. fazda BP'nin yatırım yapmayı planladığı alanlardan bir tanesi. Ama önden giden ülkelerde İngiltere, Almanya gibi 1. fazda yatırımlarımızı şu an tamamlıyoruz. Sonrasında 2. fazda yine Kuzey Avrupa ve Avrupa'daki diğer ülkeler gelecek. 3. fazda da BP Pulse markasıyla gelecekte Türkiye'de hızlı şarj ünitelerini yaratmaya başlayacağız. Ama tabii bununla ilgili bir takım denemeler, pilotlar gündemimizde var şu an BP markası içerisinde. Evet, Ayhan Bey'in söylediklerine şöyle bir not eklemek istiyorum. Çok güzel detaylara değindi. Elektrikli araçların bugün farklı sorunları var ama biraz geçmişe giderseniz, hani böyle yaşı ben ve benden daha büyük olanlar bilir. Bizim eski dönemde kullandığımız dizel araçlar da sorunluydu. Eskiden büyük hacimli motorlardan, bugünkü küçük hacimli motorlardan aldığımız verimi, performansı alamıyorduk. Tüketim değerleri çok yüksekti. Bugün içten yanmalı motorlarda geldiğimiz noktada daha küçük hacimli motorlar, daha yüksek performans, daha düşük tüketim değerleri. Aynı süreç şu an elektrikli araçlarda da işliyor. Evet, bir takım sorunlar var, bir takım engeller var ama bunlar zamanla aşılacak konular ve aşılamayacak konular değil. Bunlar rahatlıkla aşılabilir ama bunlar için bir süreç gerekiyor, biraz sabır gerekiyor. Bizlerin de bu detayları biraz iyi öğrenmemiz, doğru, buna göre de doğru tavır almamız gerekiyor. Yoksa hani işte bu araç gitmiyor, menzili yetmiyor diye bakarsak, eskiden de araçların çok çok uzun menzilleri yoktu. Ben çok net hatırlıyorum. O 1.6 litrelik benzinli motorlarla böyle 400-450 kilometreler menziller vardı. O zaman sorun yok diyorduk. Çünkü istasyon vardı, yakıt istasyonu vardı. Bugün de belki o menziller yeterli olacak. Eğer şarj istasyonları artarsa, süreler kısalırsa. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok değerli araştırmalar bunlar. Özellikle global ölçekte ve Türkiye ölçeğinde olduğu için. İnşallah 3. faz çalışmalarda da birlikte olacağız. Yeni ürünleri de buradan seyircilerimize aktaracağız. Şimdi röportajımıza devam ediyoruz. Evet, Ayhan Bey'den sonra Castrol Türkiye Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz'le beraberiz. Şimdi kendisine yapılan araştırmaları soracağız. Biliyorsunuz daha önce yine Castrol'ün yapmış olduğu elektrikli araçlarla ilgili bir çalışma vardı. Onu yayınlamıştık. Şimdi bunun ikincisi yapıldı. 10 ülkede yapıldı ve dikkatimi çekti. Hep böyle 10'un katları şeklinde gidiyor. Herhalde bir Castrol 10'a da gönderme var burada. Vallahi öyle olmuş gibi oldu. Güzel yakaladınız. 10 ülkede yaptık. Evet. Kaç 100, kişi? 10 bin tüketici, 100 tane de otomotiv araç üreticisi yöneticisine sorduk. O 10 bin tüketicinin 1000 tanesi Türkiye'den, o 100 yöneticinin 5 tanesi de Türkiye'den. Bu şekilde değerlendirdik tekrardan geçen sene sorduğumuz sorular üzerinden. Acaba neler değişti? Türkiye'de elektrikli araçlara hazır mıyız? Buradaki dönüşümde araç üreticilerinin son durumu nedir? Tüketiciler daha önce yaşadıkları kaygıları birazcık hafifletebilmişler mi? Veya onları hafifletebilmiş miyiz? Biraz onları anlamak istedik. Peki, hemen bu sonuçları rica edelim sizden. İlk rapora göre neredeydik, nereye geldik, ne kadarlık pozitif bir artış oldu? Ben de birebir yüzdeler yok çünkü ilk rapordan biraz daha detaylı bir çalışma yaptık. Evet. İlk raporda hatırlarsanız kaygı noktaları nelerdir? Elektrikli araca geçişte onları engelleyen faktörler nelerdir diye sormuştuk. Onları bir hatırlamak istersek, araç marka ve modeli, aracın fiyatı, menzil, altyapı
ve şarj süresi 5 faktör olarak öne çıkmıştı. Burada spesifik olarak bunların içerisinde en önemli faktörleri biraz daha derinlemesine inceledik diyebilirim. Araç üreticileri özelinde onların ne kadar hazır olduğunu direkt olarak kendilerine sorduk. Türkiye'deki araç üreticileri bugün bir şey olsa %40'ı oranında hazır olduklarını söylediler. Bu bugün için çok yüksek bir rakam olarak görünmeyebilir ama Türkiye'de zaten bu sürecin daha başında. Ancak %66'sı stratejik öncelik olarak elektrikli araçlara dönüşümü kendi öncelikleri arasına yerleştirdiklerini söylediler ki bu önemli bir faktör. Ve %97'si de kademeli olarak elektrikli araçlar dönüşümüne hazır olacaklarını söylediler. Bu bir kere bu dönüşümde paydaşların en önemlilerinden olan araç üreticilerinin ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Bu hazırlığın en önemli kriterlerinden bir tanesi de yaptıkları Ar-Ge yatırımlarını her sene artırarak devam ettirmeleri. 2015'te bu rakam %11 iken toplam bütçeleri içerisinde bugün %21'e, 2025 ve sonrasında da toplam bütçeleri içerisinde %31'e çıkıyor. Ve hatta bütün bütçelerin içerisinde daha çoğunlukla yaptıkları yatırım %70'in üzerinde elektrikli araçlar ve onunla ilgili yaptıkları yatırımlara yönleniyor. Biz de şirket olarak onlarla beraber çalışırken zaten beraber geliştirdiğimiz ürünlerde de 10 küsür senedir beraberce bu ürünleri, bugün piyasada bulunan araçlarda bulunan ürünleri de beraberinde geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu bir faktör olarak var. Tüketicilere geleyim. Tüketiciler demin bahsettiğim gibi araç marka modeli benim için önemli diyorlardı. Şimdi de Türkiye'deki tüketiciler bunu hızlandırıcı bir faktör olarak öne koyuyorlar. Halen o ihtiyaç veya o istek ortadan kalkmamış ama anladığım kadarıyla araştırmadan da buna yanıtlarını da bulabildiklerini söylüyorlar. Araç marka modeli çoğalırsa daha çok hızlanacağını, bu dönüşüme daha çok destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bir başka derinlemesine soru sorduğumuzda bunu hızlandıran faktörler nedir dediğimizde çevreye olan çevre dostu olması, çevre kirliliği ve karbon salımını azaltıcı faktörlerin olması elektrikli araçlarda Türkiye tüketicilerini cezbediyor. Bu da beni kişisel olarak da çok memnun eden bir şey. Çünkü dünyadaki diğer ülkelerle olan kıyasla da ilk faktör olarak bu göze çarpıyor. İkinci faktör olarak az önce söylediğim araç marka modeli öne çıkıyor. Bir başka konu fiyat. Meşhur fiyat konusu bizim için her zaman önemli. Ekonomi önemli olduğu için. Orada iki tane konu var. Tüketicilerin öne çıkardığı. Birincisi fiyat kaygısı biraz azalmış durumda. Tüketiciler bir elektrikli aracı aldıklarında ona verdikleri ilk satın alma maliyeti ve operasyon maliyetini de düşünmeye başlamışlar. Toplam sahip olma maliyetinin çok daha içten yanmalı motorlara kadar daha uygun maliyetli olduğunu düşünüyorlar. %61'i şu anda elektrikli araç kullanmayan tüketicilerin %61'i elektrikli araçların daha uygun maliyetli bir sahip olmaya sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu önemli bir faktör. Demek ki araç üreticileri, sektördeki paydaşlar bunu ve tabii ki bunu düzenleyecek olan düzenleyiciler, daha sonra elektrik enerjisi sağlayacak olanlar bunu gözetirlerse elektrikli dönüşümü hızlandıran faktörlerden bir tanesi olacak. Yani araştırmayı böyle genel olarak bu başlıklarla özetleyebilirim ama çok daha detayları, çok daha alt başlıklarını incelemek isterseniz Kasrol'ün web sitesine bekleriz. Dünya değişiyor. Tabii ki buna paralel Türkiye değişiyor. Kullanıcı alışkanlıkları değişiyor. Bir şeyin altını çizerek noktalamak istiyorum. Lütfen ama lütfen bu çevreci konusunu, emisyonları sadece otomobil üreticilerine veya yan sanayi üreticilerine endekslemeyin. Bu tamamen toplumu ilgilendiren bir konu. Kullanıcıları ilgilendiriyor, kamuyu ilgilendiriyor. Onların da elektriği nasıl ürettiği çok önemli. Altyapıların düzgün olup olmaması çok önemli. Burada otomotiv sektörü kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. Diğer paydaşlar da bunu tamamlayıcı, destekleyici şekilde çalışırsa
gerçekten çok daha güzel bir dünyada, çok daha teknolojik ve çok daha verimli bir dünyada hep beraber yaşarız. Nilay Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin belki de en büyük festivali VVKent için artık geri sayım başladı. Birkaç gün sonra burada arkamda görmüş olduğunuz Intercity İstanbul Park'ta adeta yer gök inleyecek. Yanımızda da Burak Yıldırım var. Satış ve pazarlama müdürü. VVKent hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Evet Burak'cığım selamlar diyelim. Yine bir VVKent, yine bir festival. Seyircilerimize biraz geçmişinden bahseder misin ve bu sene burada hangi etkinlikler olacak? Evet Murat'cığım, öncelikle 8. etabı 8. virajda ağırlamaktan çok mutluyuz. Bugün böyle bir keyifli virajda, ünlü virajda senin gibi ünlü ve keyifli bir programı ağırlamak gerçekten bizim için çok mutluluk verici. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten efsane bir viraj ve bu pistin en önemli virajı diyebiliriz. Doğru. Hep bu virajda anıldı. Pilotlar burada inanılmaz rekabete girdiler. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Ve önümüzde de çok güzel, buraya yakışan bir festival olacak. Bu festivali dinliyoruz senden. Evet, VVKent bildiğiniz gibi biz aslında festival markamız. Yani biz daha öncesinde hem VVKent Sports hem de VVKent Motoring olarak defalarca bu festivalleri yaptık tesisimizde ve halkımıza kapıları açtık. Bu sene hem VVKent Motoring hem VVKent Sports'un içeriğini aslında bir devasa festivalde birleştiriyoruz. Bu festival insanların aileleriyle gelebileceği, etkinliklere katılabileceği, hem otomobilleri, hem motosikletleri, hem 4x4'leri, karavanları ve sporun belki de onlarca çeşidini deneyimleyebilecekleri bir festival. Basketboldan tenise, koşudan bisiklete, crossfitten golfe, aklınıza gelebilecek hangi spor dalı varsa burada insanlar aileleriyle birlikte bu sporları deneyimleyebilecekler. Bildiğiniz gibi senelerdir yaptığımız bu festivalleri halkımız için ücretsiz yapıyoruz. Herhangi bir bilet ya da herhangi bir giriş ücreti almıyoruz. Sadece geldiklerinde eğer araçlarıyla gelirlerse bir otopark ücreti ödüyorlar ve bu festivalin tadını çıkartabiliyorlar. Burada hemen hemen şu an piyasadaki tüm otomotiv tarafında tüm otomobil markaları, motosiklet markaları, insanların bildiği spor markaları aşağı yukarı hepsi burada olacak. Tesisimiz biliyorsunuz 2,5 milyon metrekare ve bu tesisi yine bu sene halkımıza açmaktan çok mutluyuz. Evet, bugün çok eğlendik. Evet, bugün çok eğlendik. İnsanlara tenis öğrettik. Tenis zaten çok keyifli bir spor. Bu tarz organizasyonlarda çok iyi oluyor insanları tenise buluşturmak açısından. Televizyonda gördüğümüz şeyleri birebir yaşamak çok farklı bir deneyim. Etkinlik süper olmuş. Çok da dolu dolu geçiyor. Böyle bir aktiviteyi yapmak, insanlara araçları tanıtmak gerçekten güzel bir fikir. Aileler geliyor. Girerken giriş ücreti ödemiyorsunuz. Sadece bir otopark ücreti var. Ailenizle geldiniz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Burada ortam gerçekten çok güzel. Ama siz gezdiniz. Hani eşiniz gezdi, spor yaptınız. Peki çocuklar ne yapacak? Hemen bununla soralım. Evet, tabii ki çocuklar bizim burada görmeyi en çok istediğimiz katılımcı kitlesi diyeyim. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya getirebilirler. Çünkü çocuklarla alakalı birbirinden farklı yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. İçeride çocuklar için özel bir alan oluşturuluyor. Bu alanın içinde kaydıraklar, tırmanma duvarları, aklınıza ne gelirse, normal şartlarda hafta sonu çocuğunuzu bir yere götürmek istediğinizde aradığınız ne özellikler varsa diyeyim, aynı özellikleri hatta fazlasını burada bulabiliyorsunuz. Evet, bir şey daha var. Tabii ki o kadar çok şey var ki anlatırken insan bazen atlayabiliyor. Klasik otomobiller, 4x4'ler, Burak'ın dediği gibi off-road camiası, karavanlar, her şey var burada. Dolayısıyla ilgi alanınızla ilgili bir şeyi muhakkak ama muhakkak burada bulmanız mümkün. Bunun dışında motor sporları aktiviteleri var, motor sporları araçları var. Motor sporları dünyasındaki heyecanı normal bir zamanda dışarıda herhangi bir yerde yaşama şansınız yok. Ama buraya geldiğinizde motor sporları heyecanını da yaşayabiliyorsunuz. Bunun için hangi alanlar olacak?
Şöyle, motor sporlarıyla alakalı aslında drift alanımız biliyorsunuz en gözde alan. Bunu şov olarak izlemek zaten inanılmaz bir heyecan yaratıyor. Bunun dışında hava gösterilerimiz var. Paramotorlarla birleşmiş böyle özel şovlarımız oluyor. Gerçekten herkesin ilgiyle izlediği, bir senedir, iki senedir hep böyle internette gördüğünüz o videolar var ya, bunların en güvenli şekilde nasıl yapıldığını aslında burada görebiliyorsunuz. Ailenizle gelebildiğiniz için gerçekten üst düzey güvenlik önlemlerine sahip. Zaten tesisimizin ana, ilk başlığı budur, güvenlik. O yüzden en güvenli şekilde halkımız bunları izleyebiliyor. Peki deneyimleyebiliyor mu? Evet, deneyimleyebiliyor. Hem toprak parkurumuzda Dünya Rally Cross Şampiyonası'nı ilk kez gerçekleştirdiğimiz o özel parkurda rally otomobilleriyle taxi drive dediğimiz yani sağ koltuk deneyimlerini yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda yarış pistinin üstünde markaların test sürüşleri ve taxi seansları yani markaların yeni model otomobilleriyle yarış pisti üstünde deneyimli bir pilotun sağ koltuğunda olabiliyorsunuz. Ya da buradaki tabii bunların hepsini çeşitli aktivitelere katılarak, kazanarak yapmak gerekiyor. Bir drift otomobilin sağ koltuğunda olabiliyorsunuz. Bunların hepsi aslında imkan olarak burada mevcut ve bunların hepsi halkımıza sonuna kadar açık. Son şeyi de buradan vurgulayalım. Biliyorsunuz 8. etap cumartesi ve pazar günleri 2 gün yayınlanıyor. Peki bu aktivite ne zaman olacak? Ne zaman gelebilecekler buraya? Kaçla kaç arası? Aslında önümüzdeki hafta diyebiliriz 22'si ile 25'i arası yani 22, 23, 24 ve 25'inde pistimizde bu etkinlik gerçekleşiyor olacak. Festival gerçekleşiyor olacak. 4 gün boyunca gerçekleşecek. 4 gün boyunca zaten ben size söyleyeyim o kadar çok etkinlik var ki bana kalırsa 4 gün boyunca sabah 9 akşam 6 insanlar buradan çıkamayacaklar. Türkiye'deki bütün otomobil üreticilerinin, bütün markaların burada olması, bütün motor sporları ekiplerinin, yarış ekiplerinin burada olması hepsi çok güzel. Benden size tavsiye, kaçırmayın. Bu hafta sonu içinde yani 22 ile 25 arasında müsait olduğunuz gün veya günlerde başka bir plan yapmayın. Direkt buraya gelin. Burada güzel bir hafta sonu geçirin, eğlenin, dinlenin ve bu heyecanı yaşayın diyorum. Buracığım şimdiden emeklerinize sağlık, tüm ekibe başarılar. Çok teşekkür ederim tüm ekip adına. Çok sağ olun. Bu güzel festival haberimizle programımızı noktalıyoruz. 8. etapta önümüzdeki hafta yine yepyeni bir içerik, dop dolu bir içerik sizleri bekliyor olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.